oyun oynuyorsan. Sen kimsin? Başımızın belası Esmer Hanım. Ben sizi tanımıram. Zamanla her şey, zamanla. Telesme. Bak, əsəblərimlə oynama. Sənə dedim, sən kimsən? Əsmər xanım əsəbləşib. Bəs Zakir sən evliliyi təklif eləyəndə niyə əsəbləşmirdin? Başa düşmədim. Sən bunu hardan bilirsən? Bax, bunu deyərəm. Hamı bildi, mən də bildim. Nə olur? Heç nə. Sadəcə tanış olduq. Siz oturun. Amma mən getməliyəm. Siz heç yerə gedmirsiniz. Mən şəxsən sizinlə çay içməyə arzusundaydım. Elə mən də. Onda buyurun, əyləşin. Bildiyin kimi, Amir Ali'ni torpağa tapşırdıq. Biz də Rusiyadan matam saxladıq. Allah rahmet eləsin qardaşımıza. Başımız sağ olsun qardaş. Bəs Amir Ali'nin yerinə kimi düşünürsünüz? Mən artıq qərarımı vermişəm. Kimdir adam? Hikmət Ali. Amir Ali'nin qardaşı. Bu alamda baş çıxara bilər? Əlbəttə ki. Canındalar. Sən bütün Rusiyaya xəbər sal. Qoy hamı bilsin ki, Amir Ali'nin tahtına Hikmət Ali oturacaq. İstanbul'da. Deyirlər. Hikmət Ali Amir Ali'nin taxtında otura bilməz deyirlər. Bəs siz nə düşünürsünüz? Mən artıq qərarımı vermişəm.
Siz geçen sefer de gelmiştiniz ama tanıştık vermediniz. Tanıyan tanıyır beni Ceylan Hanım. Ama ben tanımadım. Ben bu Esma Hanım'la da danıştım. Her şey zamanla. Adınız Esmer'di. Çok sevindim. Ha, adı Esmer'di. Esmer Hanım, kızınız şahane necadır? Sizin kızınız da var. İnandırım ki Refika Hala işiden de çok sevinecek. Refika Hala kimdi? Refika Hanım, Esmer'in anası. Doğrudan anamızın yaşadığını bilmirdim. He. Gec de olsa anamı taptım. Seni de tapacağım. Neyse. Ben gedim. Görüşürüz Esmer Hanım. Memnuniyetle. Nedense sizi birbirimize karşı çok agresif gördüm. Yok, her şey yakışıdı. Ceylan Hanım, bana biraz Leyla'dan danışabilirsiniz. Leyla benim kaynımın hayat yoldaşıydı. Bu arada sizin de bir yeznemiz var. Yeznem? Adı nedir? Hikmet. Hikmet. Ben onunla necə görüşebilirim? Sözün düzü, neçə gündə heç biz özümüzdə görə bilmirik Hikmeti. Niye? Nə olub? Qardaşını öldürdülər deyə o da dərddən yükləndi. İndi də heç kimi görmək istəmir. Hikmet'in şekli var sizde. Elbette var, telefonumda var. Buyurun bakın. O ölmüyor. O yaşıyor. Esmer Hanım, niye ağlıyorsunuz? Kim ölmüyor? Leyla. Leyla yaşıyor. İstanbul Büyükşehir. Kimini batırır, kimini çıkartır. Aynı senin kara güneşin gibi. Her şeyden haberim var Hikmet Ali. Ben sadece köme eyledim ve edeceğim de. Bu işlere girdinse o işlere vakit ayıramazsın. Ha, sonra bir de Metin'le görüştüm. Konseyi toplayacak. Bana sevindim Erol Ağa. Allah sizden razı olsun. Amir Ali'nin hatırı için her şeyi yapacağım. Bu arada sizin şamolar da burada. Bir de Amir Ali'nin bende iki emaneti var.
Yüzüğün sağında ve solunda Ya Hüseyin yazar. Hazreti Hüseyin, bilirsin, mazlumların daima yanında, kâfirlerin de karşısında olmuştur. Eşhedü enne aliyyen veliyyullah. Amir Ali, Hazreti Hüseyin hastasıydı. Bir de emanet. Bu da sana bir emanet. Konseye gittiğinde sol tarafta oturan adamlardan ilki Amir Ali'nin ölümüne sebep olanlardan birisi. Ona göre. Hele o konseyde başına sıkacağım onu. Sakın. Konseyde silah sıkma. Başına iş açarız. İslammışın yağıştan ne korkusu var Erol Ağa? Olmaz olur mu? Var korkusu. Hastanelik oluyor sonunda. Hele çok adam hastahanalık olacak Erol Ağa. Ama bak Hikmet Ali, eğer konseyde adam vuracak olursan mektubu yazan adamı bulamazsın. Ben konseye nice gideceğim? Benimle gideceksin. Hoş geldin Metin Bey. Hoş geldik Erol abi. Biz de senin için konuşuyorduk. Sizi tanıştırayım. Amir Ali'nin emaneti Hikmet Ali. Hoş geldin bu aleme Hikmet Ali. Çok sağ ol Metin Bey. Amir Ali'nin emaneti başımız üstte. Hoş geldin. Adınızı işitmiştim. Sizi gördüm, sevindim. Hoş geldin sen de Şamo. Çok sağ ol abi. Abi? Hikmet Ali. Şamo İstanbul'a fazla alışmaya başladı. O yüzden abi dedi. Çok sağ ol Şamo abi. Bakıyorum siz de alışmaya başladınız. Sonunda kardeşlik de olmalıdır. İlla ki. Metin Bey, konsey tamam mı? Konsey tamam ama... Aması ne? Amaçladığımız gibi gerçeklerin ortaya çıkması için Hikmet Ali'nin konseye Amir Ali kılığında gelmesi lazım. Nasıl? Orasını da düşündüm. Problem yok. O zaman yolunuz açık olsun. Size minnettarım Erol Ağa. Ölmesem sağ kalsam bu ettiklerinizin karşılığını ödeyeceğim. Ne demek? Bize yaraşanı yaptık. Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanındadır. Metin Bey,
Hikmet Ali sana emanettir. Sen rahat ol Erol abi. Hikmet'e gelince, Hikmet yiğit ölür namı kalır. Aynı amiralin namı gibi. Hele ölümü gözüme alıp gelmişim. Metin abi. Hadi yolunuz açık olsun. Görüşürüz abi. Tamam. Allah emanet. Estağfurullah. Minnettarım sen. Estağfurullah. Bir fikrim var. Buyur meydan. Hikmet'i bu işten uzaklaştırıp. Manzalı. Bu gayri mümkündü. Niye? Aslında bizim tuttuğumuz yolun ahırı yoktu. Hamımız bilirik ki bu yolun axırı ölümdür. Amma sizin dediyinizle de razıyam. Mən de istəyirəm ki hamımız bu yoldan uzaqlaşaq. Hikmətə gəldikdə isə Hikmət öz qardaşının qisasını almaq üçün çıxıb bu yola. Sizə eşidər məncə. Uzaqlaşsın bu yoldan. Qoy hələ sağ salamat İstanbuldan dönsün. Mən onunla danışarım. Gəlsin. Gəlsin, danış geçsin rayondan.
Hoş geldin Amir Ali. Çok sağ olun. Seni yeniden görmek ne güzel. Ela, bana da sizi görmek çok hoş oldu. Hayırdır? Bu ani gelişinizin sebebi ne? İstanbul'u özledim. Sizin dilde desek. İstanbul'u özlememek olur mu? Biz de Azerbaycan'ı, Bakü'yü çok özlüyoruz. Fırsat buldukça da gidiyoruz. Öyledir tabii. Bizler de Azerileri çok severiz. Neticede soyumuz, kanımız hep aynı. Bizim kardeşliğimiz 1918 yılında bir kez daha ispatlanmıştır. Biraz da 1921'den danışalım. Elbette ki unutmadık. Yıl 1921. Devletimizin zor yılları. Gazi Mustafa Kemal Paşa kardeş Azerbaycan'a bir mesaj gönderir ve borç ister. O dönem Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı olan Neriman Nerimanov hiç tereddüt etmeden yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ne 500 kilogram altın ve tonlarca petrolü Anadolu'ya gönderir. Ve şu unutulmaz sözü söyler. Orasını da ben diyeyim. Kardeş kardeşe borç vermez. Kardeş kardeşin her zaman yanında olur. Doğru söylemiş. Biz her zaman Azerbaycan kardeşliğine inanmışızdır. Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve daha birçok otonom cumhuriyetler hepsi bizim kardeşimizdir çok şükür. Ama hele ki Azerbaycan'la olan dostluğumuz ve ilişkilerimiz bütün dünyada örnek teşkil ediyor. Kardeş kardeş dedik Amir Ali. Senin Hikmet kardeş nasıl? Kardeşimin ölüm kararını veren siz. Hele üstelik halini soruşursunuz. Ne ölümü? Kim verdi bu kararı? Yanınızda. Azerbaycan'ı özleyen adam. Ben masaya böyle bir mektup bırakmadım Seyfullah Bey. Fakat ben mektubu sizin masanızdan aldım. Bir dakika. Siz bırakmadıysanız o mektubu kim bıraktı? Ölenle ölülmez. Allah rahmet eylesin. Sizde öyledir. Ama bizde ölenle ölünür.
Amir Ali'nin kısasını alırım. Hikmet? He. Amirin Hikmet'i. Peki, Amir Ali? Sizin yüzünüzden kardeşim bana yok. Öz canına kıydı. Allah rahmet eylesin. Seyfullah Bey, aramızdaki haini bulun. Baş üstüne. Mutlaka bulacağım. Şamo. O leşin telefonunu götür. Hikmet, sen de biraz sabırlı ol. Amir Ali'nin kanı yerde kalmayacak. Ben içinize, emirlerinize tabi olmaya gelmemişim. Ben içinizi darmadağın elemeye gelmişim. Seninle de akşam görüşeceğim, Seyfullah Türksoy. Adım Süleyman. Çok şad oldum Sülü. Yine niye gelmişsin? Bence hoş gelmişim. Kapımızdan giren herkes hoş gelir. Ama... Ne ama? Sana ait değil. Ben sizin hemşe konakperverinize heyranım. Bayağıca sualım cevapsız kaldı Süleyman. Gelişim yakın ki məlumdur. Yani demek istedim ki, Amir Ali'nin dövrü bitti. Sözüm biraz ağır olabilir. Görürüm yaman ellerde kalmış. Gelin biz tarafa. Ben eğer yerimden kalksam, sen tarafa gelsen, ellerde kalarsın. Ehtiyac yoktu senin kalkmağa. Sen sadece gözlerini yum. Gözlerini açanda kimin elinde kaldığını göreceksin.
Qardaş, Hikmət. Nə olub Hikmətə? Hikmət Ağsaqqalın masasında adam öldürüb. Yeri göyü alov bürüyəcək. Sən də Süleyman, kimin əlində qalacağın adamı bildin? Birini öldürüb gəlir. Hazırlaş. Abi, hayrola? Bu Hikmet her şeyi berbat edecek. Neden? Ne oldu? Ne yaptı gene? Ne yapacak? Konseyde gitti, adamın kafasına sıktı, Lazgin'in adamına. Konseyde girdi arkadaş, iki çift laf etti, sıktı kafasına gitti. Allah Allah. Kime sıktı dedin? Lazgin'in adamını, o Faho'ya. Lazgin'in bütün adamları onu arıyor şimdi. Arasın, boş ver. Hiç olmazsa sağlam adama sıkmış. İyi yapmış, boş ver. Abi ben sıkmasın demiyorum da, keşke 10 tane daha sıkaydı. Ne var derdin ne peki ya? Derdim ne mi? Bizi mi takip edecekler diyorsun yani? Abi sen de bilirsin ki bizim ölümden korkumuz yok. Evet. Ha. Benim derdim, Hikmet'in arkasındaki kişilere zarar gelmesi. Sana bir tek şey söyleyeyim. Hikmet Ali bana emanettir. Onun için elinden gelen her şeyi yapacaksın, tamam mı? Erol abi, o konuda emanet yok. Tamam. Yani problem yok, emanet ettim başımız üstünde. Ama çok deli dolu olmamalı. Ben ona Amir Ali olmasını öğreteceğim. Onu biraz daha yavaşlatacağım, hiç merak etme sen. Ama o bizim emanetimizdir, ona sahip çıkacaksın. Biz bugün yer değiştireceğiz. Yarın ola, hayrola. Tamam. Tamam. Kendine iyi bak. Emanetimizi sahip çık. Konuş abi ondan. Biraz tamam. Sakin olsun. Tamam. Yapacağım. Kardeş, sence düzeldin, konseyde adama sıktın. İsmail, Aloveli sizi buraya göndermeyip ki beni ağırlığı öğretesiz. Allah eylemesin. Sadece böyleri yanında silah sımağın hiç yakışı olmadı. Benim böyüğüm Allah'tı. Senin dediğin o büyükler de bilsinler yanında kim otuzuyorlar. O kimiydi? Esirlerce Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğine hainlik edenlerin soyundan. Vazgeçenler? Adlarını tutma yanımda. Hakkı iledin kardeş, üzürlü say. Ama sana bir söz diyeyim. Senle Amir Ali'nin arasında çok fark var. Çok? Çok. Sen de belki Amir Ali kimi biraz sabırlı olasın. Yaxşı İsmail. Sana söz veririm. Sabırlı olacağım. Ama bir şartla. Buyur. Al silahı. Sık başına. İndi öl, indi de diril. Ahı dirilme mümkün değil. Onda çok danışma. Telefonla danış.
Alo, Ali Zenceli. Ver. Salam Ali. Neyinem şam? Yaxşı eləmişəm. Alı belə başqa sözün varsa buyur. Buyur o zaman. Alı belə. Yaxşı, gələrəm. Sen bize iki çay el. Ne haber var kardeş? Şam'a sultan'a mı? Birini takip ediyorlar. Onun için gönderdim onları. Kimi izleyecekler? Bahu'nun telefonunu araştırdım. Son telefon görüşmesini Zakir isminde biriyle yapmış. Zakir? Evet. Zakir. O da amiralinin eski bir düşmanı. Mektubu da masaya o bırakmış.